Sen böyle basit birisi değilsin. Senin bir misyonun, bir vizyonun var. Sen böyle çok büyük bir ecdadın torunusun. Ama bak bugün böyle değil. Ticarete bakıyorsun, adam kandırıyor. Başka bir tara, her taraftan falso veriyoruz yani. Olmuyor işte, bak o yüzden ayağa kalkamıyoruz. Müslüman tembel olmaz, çalışkan olur. Bak Zübeyir abinin çok güzel bir sözü var. Hiçbir nur talebesi yoktur ki sınıfının en çalışkanı, okulunun en çalışkanı olmasın diyor. Ya aslında bunlar hep bizimdi. Geçmişte de öyleydi. Yani bugün dünya çapında yapılmış olan icatların biraz gerisine gittiğimizde neyi görüyoruz? Hep Müslüman ilim adamlarını görüyoruz. Biruni'yi görüyoruz, Harezmi'yi görüyoruz, değil mi? İbn Sina'yı görüyoruz, Farabi'yi görüyoruz. Öyle değil mi? Bak hep bu, hep Müslüman alimler. Yani inşallah yeniden bir uyanışa ihtiyacımız var. Bir dirilişe ihtiyaç var yani. Bak elhamdülillah yani Türkiye'de yani bak böyle sizin gibi gençler sayıları artıyor. Avrupa'da artıyor, Amerika'da değil mi? Yani bu bir uyanışa inşallah vesile olacak. Ve bunu yine kim yapacak? Biz yapacağız yani. Başkası gelip bu alemi İslam'ı toparlamayacak. Şimdi böyle benim çok sevdiğim külliyatta bazı yerler var. Bunu da böyle her fırsatta mümkün mertebe okumaya çalışıyoruz. Dedim sizle de ayrılmadan burayı bir okuyalım beraber. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri başka bir yerde diyor ki biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalatını, bu iman hakikatlerinin güzelliklerini, kemalatını ef'alimizle izhar etsek, ef'alimizle yani fiillerimizle ortaya koysak, sair dinlere tabi olanlar, Müslüman olmayanlar, kıtalarla belki ülkelerle İslamiyet'e girecekler. Yani şu an aslında en büyük problem Müslümanların, bizlerin tam manasıyla İslamiyet'e örnek olamayışımızdan kaynaklanıyor. Değil mi? Hatta biliyorsunuz işte bazı meşhurların Müslüman olmasıyla alakalı işte soruyorlar siz niye İslamiyet'e girdiniz? Ben diyor eğer Müslümanlara baksaydım İslamiyet'e girmezdim diyor. Ama ben Kur'an'ı okudum, araştırdım ve gerçekten bunun hak kitap olduğuna kanaat getirdim. O zaman Müslüman oldum diyor. Şimdi burada demek ki çok ciddi bir problem var. Neden kaynaklanıyor bu? Yani Müslümanlar İslamiyet çok mükemmel, harika, bir kusur yok. Kusur kimde? Kusur bizde. Bizler İslamiyet'e hakiki manada örnek olamıyoruz. Olamadığımız için de dışarıdan bakan insanlar değil mi? Ya Müslüman da böyle yapıyor. Senden dolayı, benden dolayı İslamiyet'e karşı düşman oluyor yani değil mi? Şimdi burası var. Burayla ilgili Üstad Hazretlerinin Barla hayatında, tarihçi hayatta bir yer var. Orayı inşallah okuyacağım. Orası tabii böyle bir sayfalık bir yer. Ama gerçekten böyle bir hutbe gibi adeta çok muazzam bir yer. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Ey alemi İslam! Uyan, Kur'an'a sarıl. İslamiyet'e maddi ve manevi bütün varlığına müteveccih ol. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan, yani hizmet etmiş olan, İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı. Bakın burada kime sesleniyor? Bize sesleniyor. Yani ecdadımız, arkadaşlar, bu millet İslamiyet'e bin yıllık bir hizmet etmiş. Ta Selçuklu döneminden itibaren değil mi? Yani Türk milleti, tabi bu Türk milletinin içerisinde Kürtler var, Lazlar var. Yani çok Türk milleti deyince bütün Müslümanlara Türk olarak o dönemde şey yapılmış ama özellikle Türk milletinin böyle bir cesareti var. Hep böyle bir önde İslamiyet'e bayraktarlık etmiş yani. Bin yıl ne demek ya? Bak Osmanlı 600 yıl. Ondan önce de Selçuklu dönemi var. Bin yıl İslam'ın bayraktarlığını yapmış. Sonra öyle bir hale gelmişiz ki yani halifelik onların elinde. Yani İslamiyet'i muhafaza etmiş, müdafaa etmiş. Tabii korumuş. Bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı. Bakın biz böyle bir ecdadın evladıyız, torunlarıyız. Neslimizi bilirsek, dedelerimizin neler yaptıklarını bilirsek, onlar bize ne verecektir? Güç, kuvvet verecektir ve biz bunlardan daha iyilerini yapabiliriz yani. Geçmişte yaptık, yine yaparız. Neden yapmayalım? Bak bugün alem-i İslam paramparça olmuş. Öyle değil mi? Her biri bir tarafta inim inim inliyor. İslamiyet sahipsiz. Eskiden böyle değildi yani.
Çünkü bir baş vardı, değil mi? O hepsine sahip çıkıyordu. Ama bu dağıtıldı. Ha, inşallah yeniden bir uyanışa ihtiyacımız var. Bir dirilişe ihtiyaç var yani. Bak elhamdülillah yani Türkiye'de yani bak böyle sizin gibi gençler sayıları artıyor. Avrupa'da artıyor, Amerika'da değil mi? Yani bu bir uyanışa inşallah vesile olacak. Ve bunu yine kim yapacak? Biz yapacağız yani. Başkası gelip bu alemi İslam'ı toparlamayacak. Yine olacaksa hani bir laf vardır ya böyle hep meşhur. Bayrak düştüğü yerden kalkar. Bu bayrak burada düştü. Halifelik buradaydı değil mi? İstanbul'daydı. Ondan sonra Osmanlı'nın elindeydi. Ne oldu? Yıkıldı. Bayrak düştü. İnşallah bu bayrak yine Anadolu'nun sinesinden çıkacak yani. Kur'an'a yönel. Peki nasıl olacak? Bak söylüyor. Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak. Onun bu zamanda bir mucize-i manevisi olan nur risalelerini mütalaa etmeye çalış. Lisanın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşret. Ya halimiz, tavrımız, davranışlarımız da Kur'an'ın manasını neşretsin. Hatta meşhurdur hep anlatırlar değil mi? Mesela sahabe efendilerimiz Ayşe annemize gelip soruyorlar. Ne diyorlar? Ya Ayşe, peygamberimizin ahlakı nasıldı? Değil mi? Meşhur bak hepimiz biliyoruz. Siz diyor Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Şimdi demek ki yani bu bizim de tavırlarımıza yansıması lazım yani. Evet, lisanın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisanı halinle de Kur'an'ı oku. Lisanı halinle de bak Kur'an, hal dilinle de Kur'an'ı oku. Yani dışarıdan sana bakan insanlar ya bu ne çalışkan, ne dürüst, değil mi? Bak yalan söylemez. Ondan sonra çalışkan, başarılı, gayretli, insanlara yardım eder, şefkatli, merhametli, tam bir Müslüman, tam bir mümin. Bunu diye dedirmemiz lazım. Eğer bunu dediremiyorsak problem bizde. Ama bak bugün böyle değil. Ticarete bakıyorsun, adam kandırıyor. Başka bir tara, her taraftan falso veriyoruz yani. Olmuyor işte. Bak o yüzden ayağa kalkamıyoruz. Müslüman tembel olmaz, çalışkan olur. Bak Zübeyir abinin çok güzel bir sözü var. Hiçbir nur talebesi yoktur ki sınıfının en çalışkanı, okulunun en çalışkanı olmasın diyor. Yani bir Müslüman, bir mümin eğer şuurluysa onun başarılı olması lazım yani. Bak bazen böyle güzel haberler duyuyoruz değil mi? Falan fakülteyi birincilikle bitirdi. Bakıyorsunuz böyle pırlanta gibi. Ondan sonra böyle namazında, niyazında bir kardeşimiz. Tesettüründe. Ne kadar güzel ya. Değil mi? Bak bazı böyle işte bazı keşifler duyuyoruz. Ya aslında bunlar hep bizimdi. Geçmişte de öyleydi. Yani bugün dünya çapında yapılmış olan icatların biraz gerisine gittiğimizde neyi görüyoruz? Hep Müslüman ilim adamlarını görüyoruz. Biruni'yi görüyoruz, Harezmi'yi görüyoruz. Değil mi? İbn Sina'yı görüyoruz. Farabi'yi görüyoruz. Öyle değil mi? Bak hep bu, hep Müslüman alimler. Ama bir dönem sonra yani o Endülüs'ten sonra yani o ilmi şeyler bitmiş. Biz böyle ondan sonra başka şeylere dalmışız ve o ilim sahasındaki şeyimiz durmuş yani. Ama inşallah yeniden böyle dünya çapında ilmi anlamda gelişmeler inşallah sizin elinizde olsun yani. Öyle diyelim. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları. Bak bize hitap ediyor. Uyanınız. Alemi İslam'ın fecri sadıkında gaflette bulunmak kat'iyen akıl kârı değil. Yine alemi İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip hakiki medeniyet-i insaniye. Bakın arkadaşlar, bugün dünyanın en güçlü ülkeleri güya dünyaya medeniyet vermeye çalışıyorlar. Ama getirdikleri medeniyetin medeniyet olmadığını bugün bütün dünya gördü. Öyle değil mi? Bak bugün Amerika'sı, Avrupa'sı,
güya dünyaya insan hakları, medeniyet dersi vermeye kalkıyorlar değil mi? Bak görüyorsunuz işte orada ondan sonra resmen insanları, çocukları, kadınları katlediyorlar. Ve Müslümanları özellikle. Ve bu insanlar medeni olduklarını söylüyorlar. Ve dünyaya medeniyeti getireceklerini söylüyorlar. Ama gittikleri her yerde kan var, gözyaşı var. İşte Kur'an medeniyeti olmayınca durum bu. Bak geçmişte ecdadımız değil mi ya? Gayrimüslimler bile gelin burayı siz fethedin diyorlar. Çünkü adil. Siz burada adaletle hükmedersiniz. Yani birçok ülkede var. Tabii yani İstanbul'da bile, İstanbul'un fethedilmesinde bile değil mi bak? Yani o dönemde Katoliklerin ele geçirmelerini istemiyorlar. Diyorlar ki Müslümanlar gelsin, onlar burayı idare etsin. Çünkü onlar adaletlidir, adildir, zulmetmezler. Evet, Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip hakiki medeniyeti insaniye ve terakki olan medeniyeti İslamiye'ye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır. Bak yine olay nereye geldi? Hal ve harekatında rehber olmak. Yani biz İslamiyet'e ayine olacağız yani. Bakın çok büyük bir vebalimiz var. Çok büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Yani bu zamanda Cenab-ı Hak nasip etmiş, bak böyle bir eseri de tanıma şerefine nail olmuşuz. Bu da bir nimet. Bak herkese nasip olmuyor işte. Cenab-ı Hak size nasip etti, bize nasip etti. O zaman biz ne yapacağız? Nur talebesi olarak, bir Müslüman olarak, bir mümin olarak, bir de nur talebesi olarak demek ki daha çok gayret edeceğiz. Daha çok çalışacağız. Yani dünya çapında yapılması gereken keşifler neler varsa inşallah bunlar sizin elinizde olacak yani. Avrupa ve Amerika'dan getirilen, şimdi bak normalde bu teknoloji vesaire bunlar değil mi? Hep ne diyor? Avrupa'dan geldi, Amerika'dan geldi diyoruz. Ama bak geç biraz daha arkasına gitsen onlar karanlık çağ olarak bunu anlatıyorlar. Ama hakikatte karanlık çağ değil. Hakikatte orası altın çağ. Geçen mesela bir programda değil mi? Bak bin bir icat onu izlettik değil mi? Hatta biliyorsunuz Fuat Sezgin Hoca, bakın profesör kendisi, mutlaka hayatını okuyun. Fuat Sezgin, İstanbul'da Gülhane Parkı'nda İslami İlimler Müzesi var. Mutlaka oraya ailece ziyaret edin yani. Allah rahmet eylesin, Fuat Sezgin Hoca ömrünü buna vermiş arkadaşlar. Ömrünü. Bak buradan gönderiyorlar, Almanya'ya gidiyor. Ondan sonra 28 Şubat döneminde burada askeri ihtilal oluyor ve 147 tane akademisyeni ihraç ediyorlar. Neden? Namaz kılıyor diye, dindar diye. Bak üniversiteden atıyorlar. Adam üniversiteden atılmış. Ne yapacak? Hemen Almanya'ya gidiyor bu sefer. Almanya hemen kapıyor onu. Bu kadar kıymetli bir akademisyen bırakılır mı? Adama bütün imkanları sunuyor. Ve Fuat Hoca yaptığı çalışmalarla aslında Avrupa'ya ve Amerika'ya mal edilen bu teknolojik faaliyetlerin gerisinde Müslüman alimlerin çok büyük etkisi var. Bunların hepsini delilleriyle ortaya koyuyor. Ve ondan sonra adama Almanya'da madalya veriyorlar, ödül veriyorlar. Yılın adamı seçiyorlar. Ta yıllar sonra Türkiye bunun kıymetini biliyor. Fuat Hoca'ya burada, onu tabii o askeri ihtilal dönemleri geçiyor. Burada sahip çıkıyorlar ve Allah razı olsun. Yani değil mi? Ona Gülhane'de böyle bir yer veriyorlar yani. En büyük hayalimdi diyor. En büyük hayalimden biri bu İslami yapılmış olan bu keşiflerin ondan sonra Müslümanlara ait olduğunu bildirecek bir müze açmak. Elhamdülillah buna da nail oluyor. Avrupa ve Amerika'dan getirilen ve hakikatte yine İslam'ın manı olan fen ve sanatı nuru tevhid içinde yoğurarak Kur'an'ın bahşettiği tefekkür ve manayı harfi nazarıyla yani onun sanatkarı
ve ustası namıyla onlara bakmalı. Ve saadet-i ebediye ve sermediyeyi gösteren hakaiki imaniye ve Kur'aniye mecmuası olan nurlara doğru ileri arş demeli ve dedirmeliyiz. Evet, ey eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. Bak üstadın hitabını görüyor musun? Ya nasıl böyle değil mi? Bak sen böyle basit birisi değilsin. Senin bir misyonun, bir vizyonun var. Sen böyle çok büyük bir ecdadın torunusun. Böyle gafletle yaşamak, tembellik sana yakışmaz. Sen dünyayı sarsacak, dünyayı sallayacak hakikatleri ortaya koyabilirsin. Bu anlamda keşifler yapabilirsin. Böyle çalışman lazım. Öyle değil mi yani? İnşallah Cenab-ı Hak bizi bunlara nail eyler. İnşallah böyle sizin de içinizden bu anlamda ecdada, hakiki manada torun olacak kişiler ortaya çıkar yani. Evet, Allah rızası için El-Fatiha. Thank you.